Evet hocam, memleketinize hoş Hoş geldiniz. bulduk Berkin hocam. Efendim, bünyan izlenimlerinizi alabilir miyim? Bünyan tabii ki bu memleketin Kayseri'nin en güzel ilçelerinden bir tanesi. En büyük avantajı işte Koramaz'ın bir yakasında olması, Kayseri'ye çok yakın olması, tarımla, hayvancılıkla uğraşması, ana yollar güzergahının üzerinde olması, tarihte tabii ki kervansarayların aynı zamanda İpek yolunun vesairenin Kültepe'ye çok yakın olması büyük avantaj. Dolayısıyla geldikçe daha fazla hatırlıyoruz ama biz biliyoruz ki işte Bünyan Kayseri'nin ilçeleri arasında en önemli ilçelerden bir tanesi. Hatta Kayseri aynı mesafede Develi ile arada Erciyes Dağı olmasına rağmen arada Erciyes Dağı olmadan gelebileceğiniz aynı 40 kilometre ile hangi ilçe derseniz Bünyan. Evet. Yani o kadar da birbirlerine çok benziyorlar. Gayet güzel yani yazın ortasındayız. Yeşil bölgeler gözüküyor etrafta. Sarı tarlalar gözüküyor. Ekinlerin bir kısmı biçilmiş, bir kısmı işte sulu tarım yapılıyor hayvancılıkla alakalı olarak. Hemen baktığınız zaman zaten tarlalara burada bir hayvancılık olduğunu yeşil olmasından dolayı bu mevsimde hemen anlıyorsunuz. Yani büyük çaplı bir hayvancılık olduğunu görüyorsunuz. Oldukça yoğun bir ilçe. Hem kendi nüfusundan dolayı hem de biliyorsunuz yakında bir Kayseri'deki cezaevinin burada konuşlandırılmasından dolayı oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Yaz tatili olduğu için çok öğrenci göremedik. Halkın kendisini görüyoruz. Meyveler inanılmaz bu sene hani dolu. Özellikle kayısı çok fazla. Bu zamana kadar da bu kadar meyveyi de çok görmemiştik. Yani bu da büyük bir şans. Ve Ulu Ve Cami'deyiz. Ulu Cami'deyiz. Yani Bünyan denilince akla gelen en önemli unsurlardan, objelerden, mimari yapılardan bir tanesi. O döneme ait binaların hemen hemen hepsinde en önemli mimari unsur portal. Yani Evet. baktığımız zaman buradaki portal da işte figürlerden oluşması, bunun Kayseri'de bir örnek gösterilmesi, özellikle kurt başlarının vesairenin işte burada yoğun şekilde ve süreklilik arz edecek şekilde bütün portalı yani kapının çerçevesini yukarıya doğru dolaştığını ve aşağı indiğini görüyoruz. Tabii başka şeylerde gördüğümüz, yapılarda gördüğümüz mimari süslemeler de var. Aynı zamanda ayetlerin de yazılı olduğunu görüyoruz. Son derece böyle nezih, böyle yüzyılının tarihinin özelliklerini yansıtan bir yapı olduğunu görüyoruz. Yani bu özellikle zemine doğru baktıkça neredeyse o günden kalma taşların yani bir sürü de restorasyon geçirmiştir, dokunulmuştur ama ta o günden bugüne kadar gelen taşların halen yerinde dimdik olduğunu görüyoruz. Kaldı ki işte malum deprem görülmüş, yangın görülmüş, bir sürü coğrafik problemler yaşamış bir yer olmasına rağmen halen dimdik ayakta. Dolayısıyla Bünyan'ın da en önemli mimari ve tarihi yapılarından bir tanesi, hatta belki de en tepesindekidir de diyebiliriz. Halen ibadete açık bir yer. Bu noktadan icraatını yapıyor, görevini yerine getiriyor diyebiliriz. Mutluyuz. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Ben Çok sağ teşekkür olun. ederim.